Arkadaşlar, bu videolarımıza sıradaki gelsin diye bir başlık atmak istedim. Nedeni şu, yani sizden bir nevi istek alıp sıradaki parça diyoruz ya, sıradaki konu gelsin demek istedim. İlk yorumda beyin ve kuantum öğrenme farkını açıklar mısınız dedi bir arkadaş. Arkadaşlar, bir soruda eğer insanın beynine, loblara, nöronlara vesaire vurgu yapıyorsa, yani beyin lafı geçiyorsa, İki tane yaklaşım olabilir cevabımız. Ya beyin temelli öğrenme ya kuantum öğrenme. Peki ayrımını nasıl yapacağız? Beyin temelli öğrenme hep insanın beyni üzerinde durur ve şöyle bir eleştiri yapar. Çağdaş anlayış, çağdaş kuramlar beş duyu organını ön plana alır. Evet, öğrenci aktif olsun, yaparak yaşayarak öğrensin, kalıcı öğrenmeler olsun, her şey çok güzel. Ama bir şeyi ne yaparlar? İhmal ederler, göz ardı ederler. Neyi? İnsanın beynini. Beyin temelli öğrenme, beyni bilirsek, beynin çalışma prensiplerini eğitim öğretime uyarlarsak, daha doğrusu eğitim öğretimi beynin çalışma prensiplerine göre uyarlarsak daha iyi, daha kalıcı öğrenme olur diyor ve hep vurgusu şu: nöronlar, işte loblar, beyin uyumlu teknikler. Nedir bu beyin uyumlu teknikler? Beyin paralel bir işlemcidir. Aynı anda birçok işi yapar. Her beyin kendine özgüdür. Öğrenme teşvikle artar, korkuyla azalır. Motivasyon önemli, stres kaygı az olacak. Bunun yanında ne diyoruz? Beyin fizyolojik bir organdır. Bunlar 12 tane. Anlam araştırma doğuştandır, örüntü yoluyla olur, örüntü kurmada duygular önemlidir gibi gibi. Özetle bir soruda beyin, loblar, nöronlar, beyin uyumlu teknikler diyorsa cevabımız büyük bir ihtimalle beyin temelli öğrenme. Ancak kuantum niye var burada? Kuantumda olabilir. Nasıl olur bu arkadaşlar? Beyin temelli öğrenme, beyin uyumlu teknikleri, beyni ön plana alıyor. Ama kuantum öğrenme daha geniş bir anlayış. Kuantum öğrenmede temel amaç kişinin kendini gerçekleştirmesi. Olaylara bütüncül bakma. Kendi bakış açını oluşturma, esnek olma, olasılıklı düşünme, kamp programları düzenleme gibi artıları ilaveleri vardır. Ve kuantum öğrenme şunu der: ben beyin uyumlu teknikleri kullanacağım. Evet, ama bir de neyi ekleyeceğim ona? Bakın buraya dikkat. Beyin uyumlu teknikler artı, yani beynin hepsini söylüyor. Artı ne diyor? Hızlandırılmış öğrenme teknikleri. Hızlandırılmış öğrenme teknikleri. Nedir bunlar arkadaşlar? Hızlı okuma, not alma, hafıza geliştirme, kendini idealine adama, işte bunun yanında problem çözme gibi ifadeleri söylüyor. Peki bu kadar karıştırdıktan sonra ne diyeceğiz? Arkadaşlar, bir soru aldınız, soruyu okuyorsunuz, soru da şöyle diyorsa: İnsanın beyni, nöronlar arası etkileşim öğrenmeyi etki eder, işte her beyin kendine özgüdür, beyni özgü öğrenme stilleri kullanılmalıdır falan filan diyorsa, benim büyük ihtimalle cevabım beyin temelli öğrenme ya da kuantum öğrenme. Seçeneklere bakıyorum. A'da beyin demiş. B'de ne demiş arkadaşlar? Kuantum demiş. Eğer sadece bu söylediklerimizle bırakıyorsa cevap beyin temelli öğrenme. Ama bunları söyleyip ilaveleri varsa, yani kuantum öğrenme daha geniş kavram, İlaveleri varsa, kişinin kendini gerçekleştirmesi, olasılıklı düşünmesi, kamp programları, not alma teknikleri, hafıza geliştirme teknikleri, hızlı okuma çalışmaları gibi ilavelerden bahsediyorsa cevabımız bu defa kuantum öğrenme olacak. Tekrar ediyorum, bir soruda beyin varsa beyin temelli öğrenmede kuantum öğrenme iki cevabımız olacak. Eğer sadece beyine vurgu varsa cevabımız adı üstünde beyin temelli öğrenme. Ama ilaveleri varsa, artıları varsa, kendini gerçekleştirme, not alma, hızlı okuma, olasılıklı düşünme, kamp programları, cevap ne olacak? Kuantum öğrenme olacak arkadaşlar. Bir sonraki videoda, sıradaki gelsinde görüşmek üzere, hoşça kalın.